Merhaba. Sosyal ağlardaki kimi sohbet odalarının kayıtları dolaşımda. İsimleri belli tipler cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yan gelip yattıklarını, zehirlenerek öldürülmelerini istiyor açık açık. Bitmedi millete yük olmamak için ucuz zehir kullanılmasını da öneriyorlar. Bu ortaya çıkıp tepki görünce de kimi söylediklerini inkar ediyor, kimi tevil ediyor, kimi de hesabı kapatıp sırra kadem basıyor. Esasen niyetlerinden vazgeçmiş değiller. Sohbet odalarındaki yeni muhabbetlerinde bunu saklamıyorlar. Vazgeçmiş değiller. Hedef oldukları ve yalnız kaldıkları için, yalnız bırakıldıkları için şikayetçiler. Bu yönüyle haklılar çünkü kendi mahallelerindeki geniş bir kesimin sesi olduklarını düşünüyorlar. Bunun için yalnız bırakılmalarına kızgınlar. Yaptıklarını garipsemiyorlar, kendi aralarında, dost meclislerinde, aile ortamlarında konuştukları şeyleri paylaşmışlar. Soykırımın mühim bir aşamasının geçilmekte olduğunu görüyoruz. İnsan dışılaştırma aşaması böcek gibi zehirleyelim derken altında bu var. Bunlar insan değil, zararlı birer canlı, imha edilmeli, cezaevlerinde tutmak bile abes. Saray danışmanlarının muhabbet tellallığına soyunduğu, kimi danışmanların nüfuzunu suç örgütü elebaşları için kullandığı, çetelerin cirit attığı bir ülkeden bahsediyoruz. 1 Kasım 2020'de koronavirüsten öldüğü açıklanan Burhan Kuzu'nun kirli çamaşırları, tüm taraflarca doğrulanmış, mahkeme zabıtlarına girmiş bir ülke. Ve bu kişinin mimarı olduğu başkanlık sistemi belli ki bunlar rahatça at oynatsın diye dizayn edilmiş. Deniyor ki ölünün üzerinde tepinmek kolay. Emin olun Burhan Kuzu hayatta olsaydı şu yaptıklarından dolayı başına bir şey gelmezdi. Tıpkı Korkmaz Karaca'nın Cihat Yaycı'nın türlü rezilliklere, iğrenç iddialara rağmen pozisyonlarını koruduğu başlarına bir şey gelmediği gibi. Yaşananlar sadece tek kelimeyle açıklanabilir. Kötülük. Bilmiyorlar ki insanlıktan çıkan kendileri, farkında değiller ki her biri toplumsal birer zararlı. İfşa edilip piyasadan uzak tutulmaları icap ediyor. Uygun zemini buldukları için sesleri çok çıkıyor. Savcılar harekete geçsin. Biliyorlar ki savcılar kendileri gibi düşünüyor. Nerede bu devlet? Biliyorlar ki devlet kendilerinin elinde. Gazeteler neden yazmıyor? Biliyorlar ki medya dünyasında her köşeyi tutmuş haldeler. Kimi bunlarla aynı fikirde, kimi de hışma uğramamak için soykırım alanına özenle girmiyor. Kenarda duruyor. Böcek gibi ezelim dedikleri kesime neyi yapıştırmaya çalışmışlarsa aynıyla suçüstü yakalandılar kaset, şantaj, kumpas, haşhaşi, katalog vesaire. Tabanda katliam isteyen gençler ne kadar farkında bilmem. Ağa babaları, reisleri, troliçeleri kendi sonlarının fena halde farkında. Hırçınlıkları, ölsünler demeleri bundan. Görürüz görmeyiz bilemem. Ancak kahverengi tulum dahil yakıştırdıkları her şey kendi başlarına geçecek. Ona eminim.